Herkese tolgözbek.com'dan merhaba. Malum gündemimizde S-400 hava savunma sistemi var. Nisan ayında sistemin tamamen aktif olacağı bilgisi paylaşılmıştı ama şu ana kadar yapılan çalışmalardan, açıklamalardan herhangi bir sistemin aktif olmadığı gibi bir bilgi var ortalıkta. Bunların etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama isterseniz bugün yazarımız Hakan Kılıç'la birlikte S-400 hava savunma sisteminde hangi radarlar var, kaç kilometre menzilli ve bu S-400 içindeki alınan füze sistemlerinin menzillerini konuşalım. Hakan, öncelikle sistemler uçaklardan, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklardan Akıncı eski adıyla yeni adıyla Mürtet'te indirilirken senle bazı değerlendirmeler yapmıştık. Sistemlerin detayları hakkında konuşmuştuk. Biraz daha bunu hatırlatmak amacıyla izleyicilerimize. Öncelikle kaç farklı radar sistemi geldi S-400 hava savunma sistemiyle? Bunu biraz bize anlatır mısın? Şimdi 3 çeşit radar geldi. Yani biz 3 çeşit radar aldık. Şimdi opsiyonel radarlar da var. Yani Rusya'da kullanılan S-400'ün yanına konan 5-6 tane daha radarlar var. Bunları ben bir yerde yazmıştım ama burada çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Ancak şunu da hatırlatayım. Geçenlerde Twitter'da TT oldu biliyorsun S-400. Sebebi de şuydu. Ruslar dedi ki biz ikinci paketi eğer Türkiye sipariş verirse, yani onların ikinci paket dediği bizim algıladığımız manasında ikinci filo. Sipariş verirse, isterlerse biz teslim etmeye, yani ya üretip gönder, aslında orada şunu demek istiyor, üretip göndermeye hazırız. Ben bunu birazcık şey gibi gördüm. Hani koronadan dolayı dünyadaki bütün savunma sanayi ihracatları azaldı. Hani bir pazarlama çalışması olarak gördüm. Yani Türkiye'nin şu anda ikinci siparişi verip vermeyeceğini bilmiyorum. Ben vereceklerini çok düşünmüyorum açıkçası ama yani onlardan durduk yere böyle bir şey oldu. Bizden bir talep değildi. Dolayısıyla tekrar bir gündem oldu. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Yani aslında bu videoyu da çekmemizin sebebi 2 yıldır, 2,5 yıldır Türkiye'de yüzlerce makale yazıldı S-400 üzerine. Yüzlerce köşe yazısı var. Hatta bir ara bizi biri saymıştı. Bir ay içinde 100 tane falan yazılmış. Televizyonlarda sürekli uzmanlar konuşuyor. Ama ne hikmetse ya kimse, yani bu işten emekli olanlar, şunlar bunlar, makamı mansubunu olan insanlar hiçbiri doğru düzgün şu menzilleri televizyonlarda veya şeyde yazmadı. Aslında bu çok basit. Bunun için uzman olmaya, hava savunmacı olmaya veya ne bileyim böyle bir şey olmaya gerek yok. Ben Rus firması, ithalatçı Rus firmasının broşürlerini ve kitapçıklarını aldım. Yani bakın çok böyle müthiş derin bir araştırma yapmadım. Ama tabii ki şimdi bunu incelemek, şey yapmak için de uzun süredir bu S-400'de bu meselelerle uğraşmak lazım. Yani İngilizce bilmekle olacak çok da bir şey değil. Çünkü en azından o kaynağı gidip o fuarda bulmak bile ayrı bir şey. Aldım ve birkaç yine Rus resmi sitelerinden de yararlandım. Çünkü bazı şeyler orada yazmıyordu. Tamamen Rusya'nın, yani üreticinin, yani şunu demek istiyorum. Hisar füzesini en iyi kim bilir? Hisar füzesini en iyi üreten ülke Türkiye bilir. İşte kim üretmişti bizim füzelerimizi? Aselsan Roketsan. Bunun gibi Rus firmasından aldım ve şimdi size kısaca anlatacağım. Şimdi 3 tane radar var. Bunların isimlerini, kodlarını sadece kısaca söyleyeyim ki ben aslında burada bu konuda araştırma yapmak insanlara da bir kaynak olsun diye belirtiyorum. Bu bir video kaynağı. Yazılı da yazmıştım zaten. İsterlerse internette bulurlar. Şimdi 91N6E Big Bird radarı. Bundan sonra sadece ismini söyleyeceğim. Big Bird ana tarama radarı. Birinci radar bu. Bu radardan Türkiye'nin biz uçaktan inerken bir tane indiğini gördük ama 2 tane de almış olabilir. Çünkü bir filoda 2 batarya var ya Türkiye'nin aldığı. Dolayısıyla her 2 batarya içinde 2 tane almış olabilir ama bir tanesini kesin gördük. Dediğim gibi 2 tane de olabilir. Diğeri ise atış kontrol radarı. Atış kontrol radarının ismi de 92N6E MFR, yani çok fonksiyonlu Gravestone mezar taşı denen radar. Bir de ayrıyeten aslında bu opsiyonel sonradan ama bütün S-400 bataryalarına kondu. Rusya'da da kondu. Yüksek irtifayı tarayan yüksek irtifa radarı, bu da 96L6E2 Cheese Board radarı. Şimdi bakın bu da C band yüksek irtifa radarı. Bu sonda söylediğim, aslında isimlerini söyleyeyim. Gravestone ve Cheese Board radarından biz ikişer tane aldık. Yani her 2 batarya için dolayısıyla 4 tane almış olduk. Big Bird'den de ya bir tane ya 2 tane aldık. Şimdi ben size kısaca şöyle anlatayım. Şimdi burada bir resim görüyorsunuz. Ankara'da işte Mürtet Meydanı'na ben Big Bird radarını yerleştirdim. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Sağ altta gördüğünüz parametreler. Mesela ben oraya şey demişim. Radarın yüksekliğini işte
3 metre demişim. Neden 3 metre dedim? Bu Big Bird radarı bir tırın üstünde. Koca bir radar. Hani resimlerde zaten sen de ekleyeceksindir Big Bird'ü. Görecekler. Şimdi bu radar mast denen 40 metre yükseklikteki kuleler var. Türkiye bu kulelerden de aldı 2 tane. Pardon 4 tane. Bu kuleler radarları orman örtüsü veya dağlık alanlarda veya alçak irtifada biraz daha yükseltmek için. Yani 40 metre çok ciddi bir avantaj. Sen de bilirsin ki yani bir radarı 40 metre yükseltmek çok önemli bir şey. Bunlardan 4 tane aldı. Ama bu 4 tane biraz önce söylediğim atış kontrol ve yüksek irtifa radarı için. Yani bu Big Bird tırın üzerinde kocaman bir radar olduğu için bu mastın üstüne yani seyyar kulenin üstüne konmuyor. Mast seyyar kuleye söylenen isim. Bu 40V6MR bu seyyar direk mastın ismi de. Dolayısıyla ben ne yaptım? Bu simülasyonda radarı yerden ne kadardır? 3-4 metre yüksektedir. 3-4 metre yükseğe koydum mürtede ve simülasyonu çalıştırdım. Bu simülasyon ne? İngiltere'deki bir radar firmasının internette açık kaynakta olan simülasyonu. Buraya verileri girdim. Şimdi Big Bird radarı 6 modda yapıyor ama ben burada hepsini anlatmayacağım size. Sadece 1-2 modunu söyleyeceğim. Birinci moda koydum. M1 moduna. Açtım kitapçı. Birinci mod diyor ki 360 derece tarama yapmaktadır diyor. M1 modunda. Ve bu modda diyor maksimum mesafesi 300 metredir. 300 kilometre. Dikkat edin 600 değil. Yani 360 kilometre, 360 derece tararken ana tarama radarı M1 modunda sadece 300 kilometre öteyi tarayabiliyor maksimum. Şimdi bakın bunu yaptım. Şimdi bakın buradaki yeşil alanlar var. Yeşil alanlara bakın. Bu yeşil alanların irtifası 5000 metre. 10.000 metre sarı alan, kırmızı alanda 15.000 metre. Yani çok alçak irtifayı 5.000 metrenin altını girmedim. Çünkü İç Anadolu çok dağlık bir şey. Zaten uçak 5.000 metre gibi bir şeyin altından seyir füzesi geldiği zaman görünmeyecektir. Burada bir parantez açayım. O zaman S-400 ne işe yarayacak? Zaten S-400 gibi yüksek irtifa hava savunma sistemleri dünya yuvarlak olduğu için deniz kenarındaki bir radar bile en fazla biliyorsun 40-50 kilometre öteyi görebilir. Bir de alçak irtifa, seyir füzesi uçak alçak irtifadan zaten dünyada istersen Amerikan radarı olsun, Japon radarı, Çin radarı olsun zaten göremez. Dolayısıyla bir hava savunma şemsiyesinin içinde bu radarın ilerisine, daha uzaklarına ve çok yakınına alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri ve radarları kademeli olarak yerleştirilir. Yani Rusya'da S-400'ü koruyan bir Panzer, bir Buk ve bir Tor füzesi var aynı zamanda. Biz ne yapacağız? Biz de Hisar A, Hisar O ile koruyacağız onu. Yani ta şimdi efendim Sinop'tan bir uçak girdi. Burada görüntüde görüyorsunuz işte radar kaplamasında. O uçak sadece yerden 150 kilometre, 100-200 metre, 100-200 metre yüksekte uçuyorsa veya bir seyir füzesi. Mürtet'teki S-400'ün bunu görmesi mümkün değil. Arazi çok dağlık bir arazi. Ya bunun için hem dünyanın düz olması lazım, hem de arada dağ olmaması lazım. Bu S-400'le alakalı bir şey değil zaten. Yani diğer bütün Amerikan ve diğer ülke füzeleri de böyle. Dolayısıyla buradaki kapsam alanında seyircilerimiz görüntüyü belki dondurup şöyle dikkatli bir şekilde baksınlar. Zaten yanda da metin yazıyor. Şimdi burada bu M1 modunda diyor ki 1 metrekare radar kesit alanı olan ki F-16'nın radar kesit alanı bu demek bu olan objeleri maksimum 240 kilometreden görebilir. Yani orada öyle yazıyor. Ben uydurmadım bunu. Ancak ben buradaki değerleri dediğim gibi 300 kilometreye göre gördüm, girdim. Şimdi mürtet meydanında rakımına göre koydum. 3 metrede ayarladım. Şimdi diğer ikinci kısma geçiyorum. İkinci radara. Big Bird radarının özelliklerini hızlıca anlatacağım. 4 metrekare RCS değeri olan hedefleri 390 kilometreden görür diyor. Şimdi burada diyor ki stratejik bombardıman uçaklarını en fazla 570 kilometreden görebilir. Şimdi biz stratejik bombardıman uçağının RCS değerine bakın. Yani radar kesit alanına. Bir de F-16'yı kıyaslayayım. Dolayısıyla onu 570 kilometreden görebiliyorsa maksimum F-16'yı en fazla 400 kilometreden görebilir gibi bir mana çıkıyor. Öyle değil mi? Yani çünkü ikisi birbiriyle çok farklı. Diğerlerini de şimdi ekranda arkadaşlar görüyor ama çok hızlı okuyayım. 2800 metre saniye hızlı uçan bir hedefi 0.4 metre kare RCS değeri varsa 250 kilometreden görüyor vesaire vesaire. Şimdi bir de kamuoyunda çok yanlış anlatılan bir şey var. Bunun sebebi şu. Bir Rus yabancı kaynaktan bir tercümeyi
bir Türk medya organı yanlış tercüme etti ve herkes oradan bunu aldı. O da şu, aynı anda 300 hedefe kilit atıyor şeyi. Bu şunu demek istedi orada. Orada ben tercümesine baktım. Aynı anda 300 hedefi izleyebiliyor diyor ama en fazla kilit atabileceği hedef sayısı bildiğim kadarıyla 36. Yani dünyada 300 tane hedefe aynı anda kilit atabilen, yani radar kilit atabilen bir hava savunma sistemi yok. Bunu Patriot da yapamaz, TEHAT da yapamaz, SM'de atamaz. Hiçbir hava savunma sistemi Amerikan, Çin, Rus yapamaz. Bu bir kere yanlış. Ama her yerde, televizyonlarda ve şeyde böyle anlatılıyor. O 300 hedefi izliyor demek. Kilit atıyor demek değil. Yani 300 tane füze bir kere, bir bataryada yok. Kitlese ne yazacak? Yani mümkün değil. Sonra burada başka önemli söylemem gereken, mesela balistik füzeler için şimdi bir de angajman şeyi var. Angajman. S-400 sistem olarak aerodinamik hedefleri, yani uçak, İHA, SİHA gibi sistemleri kilit mesafesi 380 km. Yani diyelim ki bir hedefi tespit etti. 400 km tespit etti. Veya 450 km. Hedefin yaklaşması lazım. Ona radar kilidi atıp da o radar kilidini üzerinde tutup füzeyi ona güdüleyebilmesi için maksimum mesafe 380 km. Bakın bu önemli. Bu balistik füzeler için 60 km. Balistik füze kovalarken S-400'ün çıkacağı maksimum irtifa 25 km. Hava savunma füze, yani medyada anlatıldığı gibi 35 km değil. Hava savunma çalışıyorsa, yani hava sulayan hedeflere karşı mücadele ederken maksimum çıkacağı irtifada 30 km. Şimdi burada radar kilit atmayla, dediğim gibi, radar menzili, farklı şeyler, bunları birbirinden ayırmamız lazım. X-band, Gravestone radarına geçeyim. Şimdi bu atış kontrol radarı. Resimde görüyorsunuz zaten. Küçük böyle bir kamyonun üzerinde duruyor. İsterseniz bunu, dediğim gibi, o mastın, seyyar kulenin üstüne de koyabiliyorsunuz. Şimdi diyor ki bu radar için aynı anda 15 tane füze lançerini kontrol edebilir. Yani 15 lançer, o tırlar, kamyonlar var ya, üstünde tüplerin olduğu, işte lançerlerin olduğu. Onlardan 15 tanesini kontrol edebilir. 16 metrekare radius alanı olan uçaklar için, uçakları 340 kilometreden 4 metre RCS değeri olanlar için 250 kilometreden tespit edebilir. 45 derecelik şey açısında, hedefleri kalkış açısında 0.4 metrekare RCS değeri olan, yani neredeyse stört uçaklar 185 kilometreden tespit edebilir ama stört uçaklarının çoğu buradaki 0.00'ların altında. Hani daha önce yapılan bir tartışmada Amerikan ve Rus RCS değerlerinin karşılaştırıldığında işte bu F-35'te 50 kilometreye kadar düşüyor. Yani en erken 50 kilometreden şeklinde çıkıyor. Diğer radara geçiyorum. Chinese Bird radarı. Bu radar 100 kilometre yüksekteki hedefleri tespit edebilen bir radar. Kendi menzili 300 kilometre. Amacı yüksek irtifadan gelen balistik füzeleri ve çok yüksek irtifadan uçan uçakları tespit etmek. Yani biraz dikey tarama yapan bir radar. 100 kilometre yükseğe kadar irtifası var. Bir şeyin altını tekrar çizmek istiyorum. Bu 570 kilometreden gördüğü bombardıman uçağıyla F-16 uçağının, mesela F-16 uçağının radar kesit alanı 4 metrekare. Arasında dolayısıyla en fazla 300-400 kilometreden maksimum görebileceğini söyledim. Şimdi gelelim radarlara, pardon şeylere, füzelere. Şimdi 4 tane füze var. 48N6E3 ve N6E2 füzeleri. Bunlardan bir versiyonları 240-250 km menzilli. Normal başka, yani sadece 2 ve 3 modu değil. Yani 48N6E versiyonunda 120 km menzilli ve 25 km irtifaya çıkabiliyor. Diğer füzeye geçiyorum. Türkiye bu füzelerden aldı. 40N6E füzesi. Bu füze en uzun menzilli. Şu çok meşhur, işte 400 km menzili olan denen füze. Bu füzenin 398 km menzili var. 380 bazı kaynaklar, bazı Rus kaynakları da 398 km diyor. Bu AWACS tanker, kargo uçağı, deniz karakol uçağı, stratejik işte deniz gözetim uçağı gibi büyük hedefleri vurmak için. Yani LRSAM dediğimiz uzun, çok uzun menzilli havadan havaya füzelerle aynı mantık. Yani 380 km, 390 km uzaktaki bir F-16 savaş uçağını o kadar dakika, saniye boyunca siz o radarı, kilidi muhafaza edemezsiniz. Yani o pilotun tabiri caizse aptal olması lazım. Yani 300-400 km öteden füze geliyor. Adam hala da orada RVR ekranı ötüp duruyor. Hala da adam umursamıyor. Böyle bir şey yok. Zaten adamların amacı da bu değil, Rusların amacı. Rusların amacı şu. Ben burada bir A2 AD uyguluyorum. Yani geçişi engelleme, geçişe kapatma. Karadeniz'de uyguluyorum.
Karadeniz'de bana harekat yapmaya gelen Amerikan savaş uçakları, F-15'leri, F-16'larına destek vermeye gelen Amerikan tankerleri, AWACS'ları, erken uyarı kontrol uçakları benim hava sahama 300 kilometreden, 400 kilometreden daha fazla yaklaşamasın. Dolayısıyla bu harekata bir ket vurmak istiyor. Yani evet, bu füze 390 kilometre ötedeki bir tankeri ve AWACS'ı çok rahat vurabilir. Çünkü manevra kabiliyetleri çok düşük, kaçmaları çok zor. Amacı bu. Yoksa Ege'ye koyarız, 390 kilometre ötedeki F-16'yı vururuz. Böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yok ya. Dünyada böyle bir şey yok. Ya bu çok mantıksız. Şimdi gelelim diğer füzeye. 96-9M 96E ve 9M96E2 füzeleri. Bu füzeler 40-60 km, bir versiyonu 40-60 km, diğer versiyonu da 120 km menzilli. Bunlar küçük füzeler. Bir lançeri, yani bir o kamyonların üstüne 4 taneden fazla da konabiliyor. Türkiye bu füzelerden de aldı. İrtifa sınırları 20.116 metre bir tanesinin. Diğerinde 30.480 metre irtifa sınırı var bu füzelerin. 2012 yılında hizmete girdiler. Boyut olarak küçük oldukları için bir aracın üzerine 4 taneden fazla konabiliyor. Benim anlatacağım füze genel karakteristikleri bunlar. Son olarak da şunu anlatmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz resimde bu ilk anlattığım Big Bird radarının bir de Mod 2 versiyonu var. Yani biraz önce dedim 300 km olarak ayarladım. Şimdi 600 km menzilli olarak Mod 2 radarını Big Bird radarını Ankara'nın ortasına koydum. Yani Mürted'e koydum. Ve simülasyonu çalıştırdım. 600 km menzilli. Fakat kitapçıkta da yazdığı gibi Mod 2'de 180 derece tarama yapıyor. O yüzden ortaya kalın bir çizgi çizdim. Yani ya Karadeniz'e bakacak, ya Akdeniz'e, ya doğuya, ya batıya. Şimdi burada her iki tarafa baktığını düşünün. Ve buradaki sarı yeşil alanları görüyorsunuz. Bunlar 5000, 10000, 15000, 20000 irtifaya kadar nasıl baktığını görebiliyor. Ve diyor ki Mod 2 versiyonunda 380 kilometre, 388 maksimum 388 kilometreye kadar görebilir diyor. Bakın şimdi 1 metrekare RCS değeri olan uçakları 388 kilometre mesafeye kadar görebilir. Zaten şeyi okuyorsunuz burada. Çok uzatmayayım. Şimdi burada siz ekrandan okursunuz. Bir de 0 kilometre Mod 3 ve Mod 4'te var. Burada da 60 derecelik taramalar yapıyor. Onu da bu şekilde koydum ekrana. Sağda zaten görüyorsunuz girdiğim verileri. Burada da yine menzilin 300 kilometre olduğu söyleniyor bu Big Bird radarının. Ve hangi metrekaredeki RCS değeri için neler yapacağı da ayrıntılı olarak anlatıldı. Dolayısıyla bu simülasyonlardan bu şekilde incelenebilir. Büyük ihtimalle bu simülasyon doğru. Son olarak şu 7. fotoğrafa dikkatinizi çekeyim. Bu 7. fotoğrafta da irtifayı öyle bir ayarladım ki çok alçak irtifa olsun dedim. Yani sadece 50 metreden. Sadece 50 metreden gelenleri ortada gördüğünüz yeşil Ankara'nın sınırlarını bile aşmıyor. Niye? Bu S-400'ün kusuru değil. Bu bir coğrafyadan kaynaklanıyor. Bakın ortadaki yeşil kısım 50 metre irtifadan gelen seyir füzelerine karşı. Dolayısıyla ne olması lazım? Kademeli, entegre ve bir hava savunma şemsiyesi olması lazım. Yani hisarların olması lazım, hisar ağların olması lazım, oğların olması lazım. Düşman neredeyse, diyelim ki düşman batıdan gelecekse ta Eskişehir'e kadar bu hava savunma sisteminin oraya yayılmış olması lazım ki alçak irtifadan gelenlere karşı da savunmasız kalmasın. Hakan Kılıç'la birlikte S-400 hava savunma sisteminin radarlarını ve füze yapılarını ne kadar menzilde, kaç kilometrede, hangi tür hava araçlarını nereden görüyor veya atılan füzeleri, seyir füzelerini bunları birlikte değerlendirdik. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Katıl butonumuz da artık aktif. Sizlerden detaylı olarak bilgi almak isterseniz katıl butonu üzerinden bize soracağınız soruları sizlere yanıtlamak için elimizden geleni yaparız. Detaylı haberler tolgozbek.com'da. Bir sonraki gün yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.